tarihinde ilk yapılan bir ameliyat. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Son aşaması 14 saat sürdü. Türk sağlık sistemi adına çok büyük gurur verici bir şey. Buraya yapışık olarak ve çok sıkıntılarla gelen iki evladımız şimdi müstakil iki birey olarak yaşamlarına devam edecekler. Bahsederken bile hala gözlerim doluyor. O anı yaşarmış gibi. Sesiniz titriyor. Evet. Çok heyecanlıydık. Yaklaşık 5 aydır birlikteyiz çocuklarla. Önce birleşik gördük, şu an ayrı görüyoruz. Ağlıyordu, sustu gerçekten. Evet. Sizin evet. Sıcağınızda. Sağlık çalışanlar değerli insanlar. Bir ilke imza attı. Türkiye'de benzeri görülmemiş bir ameliyat gerçekleşti. Pakistan'da kafadan yapışık doğan Siyam ikizleri Türkiye'de birbirinden ayrıldı. Türk doktorlar tarafından ameliyat Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. Bu ameliyat Türkiye'de bir ilk. Dünyada böyle bir ameliyatı yapabilecek çok az sayıda doktor var. İşte Türkiye'deki Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki doktorlar çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat 14 saat sürdü ve kafadan yapışık Siyam ikizler birbirinden ayrıldı. Şimdi kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde o ameliyatı gerçekleştiren ekiple buluşacağız ve birbirinden ayrılan kardeşleri görüntüleyeceğiz, aileyle konuşacağız. Türkiye'de daha önce böyle bir ameliyat yapılmamıştı. Hatta Türkiye'deki vakalar yurt dışında ameliyat oluyordu. Türk doktorlar bunu da başardı. Dünya tıp camiasının yakından takip ettiği 2,5 milyonda bir görülen kafadan yapışık Siyam ikizleri Türkiye'de cerrahi operasyonla ayrıldı. Mirha ve Minal. Aslında ameliyata girmeden önceki gün heyecandan aslında çok az uyuyabildim. Ve literatürde de çok fazla, dünyada da çok fazla yapılan bir ameliyat olmadığı için. Sağlık alanında atılan devrim niteliğindeki adımlar ve yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazların Türk hekimlerinin ellerine emanet edilmesiyle yapılmaz denilen tedavilerin altından artık bir bir kalkıyor Türk hekimler. Şehir hastanelerimizde de oldukça fazla imkanlarımız mevcut. Yani yapamayacağımız ameliyat neredeyse yok. Öyle ki bugünü anlayabilmemiz için 2020 yılına gitmemiz gerekiyor. Antalya'da kafadan yapışık Siyam ikizi olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'ye gönderilmiş, ameliyatla birbirinden ayrılmıştı. O dönem Türkiye'de o ameliyat yapılamamıştı. Çok zor ve çok riskli ameliyat İngiltere'de Doktor Ceylani tarafından yapılmıştı. Derman ve Yiğit, İngiltere'de birbirinden ayrıldıktan sonra tedavileri Türkiye'de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Derman ve Yiğit kardeşleri hiç yalnız bırakmadı. Şimdi Allah'a şükür onlar iyiler ve Doktor Ceylani hastalarını ziyaret etmek üzere ülkemize gelmişti. Hastanemizde bu çocukları ziyaret etti, değerlendirdi ve durumlarını çok beğendi. Biz de kendisine hastanemizi gezdirip imkanlarımızı da göstermiştik kendisine. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini kabul etti bu süreçte. Ve o kabul sürecinde bu ameliyatları Türkiye'de de yapmasından memnun olacağını Sayın Cumhurbaşkanımız dile getirmişti. Derman ve Yiğit'in ameliyatını yapan Doktor Ceylani, İngiltere'de kendi hastası olan Mirha ve Minal bebekleri Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Türk doktorlarının ve Bilkent Şehir Hastanesi'nin bu ameliyata hazır olduğunu söyledi. İkizler Türkiye'ye getirildi ve süreç başlamış oldu. Mayıs ayından bu tarafa yürüttüğümüz bir süreçte Allah'a şükür buraya yapışık olarak ve çok sıkıntılarla gelen iki evladımızın iki büyük ameliyatı bitti ve şimdi müstakil iki birey olarak yaşamlarına devam edecekler. İki ameliyatın ardından Mirha ve Minal bebekler birbirinden ameliyatla ayrıldı. Bu büyük operasyona birbirinden değerli cerrahlar, sağlıkçılar katıldı. Ameliyata katılan Türk doktorlar duygularını CNN Türk'e döktü.
Yaşadıkları gurur ve mutluluk yüzlerinden okunuyordu. 60'tan fazla sağlık personelinin, emekçinin katıldığı dev operasyonda tabii cerrahların emeği çok büyük. Hemen şu fotoğrafta görüyorsunuz plastik cerrahi uzmanı Hasan Ergani hocamızı, ameliyattan bir kare. Şimdi Hasan hocamızla, doçent doktor Hasan Ergani ile konuşacağız. Hasan hocam, gurur duyuyoruz sizinle, ellerinize sağlık. Nasıl bir andı hocam, onun duygusu şu an var mı sizde, ne söylersiniz? Evet, aslında çok heyecanlıydık ameliyat öncesinde ve ameliyat sırasında da. İlk aşamada yaptığımız işlem aslında bir dokuyu genişletme ameliyatı. Bu çocukları ayırdığımızda dokuda bir yetersizlik olacaktı. Balon benzeri yapıları kafasının içerisine, çocukların cildin altına, kemiğin üzerine balon benzeri yapıları koyduk. Bunlar 4 taneydi ve bunları belirli bir zaman aralıklarında şişirdik ve oradan aslında bir nevi eksikten fazla çıkarmaya çalıştık. İki kafayı gün geçtikçe büyüttünüz. Gün geçtikçe şişirerek iki kafayı büyüttük ve bu yaklaşık 2-2,5 aylık bir süreci kapsadı. Ve esas ikinci o büyük operasyonu hazır hale getirdi. Evet. İkinci ameliyata hazırlık için bu ameliyat olmazsa olmazdı. Çünkü beyni ve kafayı ayırdığımızda o kafayı ve beyni kapatacak bir dokuya ihtiyacımız vardı. Bu çocuklar nadir görülen bir anomaliye sahip oldukları için ayırdığımızda o dokuyu, bu balon benzeri yapıyı şişirerek ikinci ameliyat için hazır hale getirip elde ettik. Bu Mirha, bu Minal. Anne ve babasıyla şimdi röportaj yapacağız. Sağ olsun tercümanımız da yanımızda. Önce anneyle başlamak istiyorum. Çok büyük bir operasyon geçirdi bebekler ve artık iki ayrı pusette ve hayatlarına iki ayrı birey olarak devam edecekler. Annenin duygularını almak isterim. O da çünkü görüyorum böyle gözleri de doluyor, duygusal epey. Çok mutluyum. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Buradaki doktorlar, hemşireler bizim ailemiz oldu. Yabancılık hissettirmediler bize. Ömür boyu minnettar olacağız onlara. Biz başta Pakistan'ın en iyi hastanesine gittik ama bize hiç umut vermediler. Sonra İngiltere'ye gittik. Doktor Ceylani bizi buraya yönlendirdi. Bu hastane bizimle çok ilgilendi. Onlara nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. O kadar güzel yardımcı oldular ki ne kadar teşekkür etsek azdır. Doçent doktor Harun Demirci hocamızla şimdi beraberiz, beyin cerrahı. Hocam, bu iki bebeği birbirinden ayıran cerrahlardan biri sizsiniz. Nasıl geçti operasyon, nasıl bir operasyon yürüttünüz? 14 saat sürdü değil mi hocam? Evet, son aşaması 14 saat sürdü. İki aşamalı bir ameliyattı esasında. İlk ameliyat biraz daha kısa bir ameliyattı. Doku genişletmesini hazırladıktan sonra sizin de bahsettiğiniz 14 saatlik ameliyata geçtik. 19 Temmuz tarihinde başladı ameliyat. Bütün ekibin özverisiyle sabah 6.30'da işleme başladık. Bu ameliyatın en önemli aşamalarından biri anestezi ve bu aşama 2,5 saat sürdü. Kuşkusuz çok başarılı bir operasyon gerçekleşti ama anestezi de ameliyatın en önemli kısmıdır. İşte kadınlardan oluşan anestezi ekibini görüyorsunuz. Hocalarım, ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Her anestezide nasip olmayacak bir vakaydı. Stresliydik ama bunu başarıyla sonlandırmanın gururunu ve onurunu taşıyoruz. Ekip arkadaşlarımın hepsi burada değil. Biz 12 kişilik bir ekiptik. Tamamen ayrılma işlemi gerçekleştikten sonra diğer odaya küvezle alırken bebeklerimizi koridorda bir yandan o bebeğimizi götürüyoruz diğer odaya Sibel hocamla beraber. Bir yandan da ikimiz birden ağlıyorduk. Gerçekten yani bu duygu yükünü hiçbir zaman bu kadar hiçbir vakada yaşamadım. Mesleğimin en unutulmayacak anlarından birisiydi. Hocam şimdi gözyaşları, alkış, kıyamet, yani bütün duygular bir arada yaşanmış. Aynen öyle, evet. Hem sevinç, hem stres, hem mutluluk ve çocuklarımızın bugünkü halini gördükten sonra bütün emeklerimizin boşa gitmediğini görmek çok önemli. Mutluyuz, gururluyuz.
Bilkent Şehir Hastanesi Anestezi Bölümü olarak Çocuk Hastanesi adına çok mutluyuz. Ve hala etkisindesiniz. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Evet, büyük bir şey başardınız. Evet, bahsederken bile hala gözlerim doluyor. O anı yaşarmış gibi. Hocam, sesiniz titriyor. Evet. Gözleriniz doluyor. Kesinlikle. Ama kocaman bir yük kalktı tabii. Şimdi bebişleri böyle sağlıklı görünce daha da şimdi duygulanıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok büyük bir onur. Hemşehrilerimiz bizim baş tacımız. Hı hı. Türk sağlık sisteminin yegane iftiharları diye ifade edeyim ben. Emekleri çok. Evlat gibi gördünüz sizi. Bizden biri oldu çocuklar. Evet, ailemizin bir üyesi gibi oldular. Karşılıklı her şeyimizden haberdarız. Birbirimizden haberdarız. Hatta şu an ağlıyor bence. Evet. Sizi istiyor olabilir. Belki de. Evet. O kadar alıştık ki birbirimize istiyor olabilirler çocuklar. Çünkü Mayıs ayından bu yana uzanan bir süreç var. Yaklaşık 5 aydır birlikteyiz çocuklarla. Önce birleşik gördük, şu an ayrı görüyoruz. Ağlıyordu, sustu gerçekten. Evet. Sizin kucağınızda. Peki, şimdi sonuçta yaklaşık bir ay sonra artık bebişler gidecek. Pakistan'a dönecekler. Değil mi? Yani sağ salim inşallah gitsinler. Yani bilmiyorum, özleyeceksinizdir tabii diye ki düşünüyorum. Dediğim gibi gerçekten bizim bir elemanımız gibi oldular artık. Anne baba bizden birisi oldu. Hastanenin bir parçası olmuş. Çocuklar zaten bizden biri oldu artık. Onları bilmiyorum ne yapacağız. Aile sürekli davet ediyor zaten, bizi Pakistan'a götürmek istiyorlar. Çok gurur verici ve yani belki hayatımızda birkaç kez karşılaşabileceğimiz bir durumdu. Biz de çok mutlu olduk. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu bu süreci tabii yakından takip etti. Çocuklar artık sağlığına kavuştu. Sayın Bakan'la da şimdi bu süreci konuşacağız. Biz kendisini İstanbul'da yaşayanlar çok iyi tanır aslında, Kemal Memişoğlu'nu. Çünkü uzun yıllar İstanbul'da İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu. Sağlık Bakanı görevine devam ediyor. Sayın Bakan, yani çocukların hikayesi, Türk doktorlarının başarısı bizi çok etkiledi. Şimdi sağlıklarına kavuştuklarını da gördük çocukların. Şöyle tabii, Sayın Cumhurbaşkanımız da hanımefendi birebir bu süreci takip ettiler. Ben gerçekten ekiplere, hastanedeki çalışanlara, hastane yönetimine gerçekten minnetlerimi buradan, şükranlarımı arz ediyorum. Çok Türkiye'de ilk yapılan bir ameliyat. Sayın Bakan, böyle bir ameliyatı yapabilen çok az ülke ve doktor var. Doğru mu biliyorum? Tabii, dünyada sayılı. Parmak, bir elin parmağını geçmez bunlar. Tabii ki bir bu konuda Türkiye açıkçası bu tür ameliyatları yapabilme konusunda becerisini gösterdi. Ekiplerin, çünkü bu ameliyat sadece bir iki cerrahın yapabileceği bir ameliyat değil. Bütün altyapısıyla, anestezisiyle, cerrahıyla, işte her türlü bilgiyle yönetebilecek ameliyatlar, 2-3 kişinin yapacağı ameliyatlar değil bunlar. Eğer sağlık sisteminiz kuvvetliyse ve teknik olarak hekimleriniz ve çalışanlarınız buna hazırsa bu tür ameliyatları yapabilirsiniz. Bu esasında sağlık sisteminin de, hekimlerimizin de, sağlıkta hekim dışı sağlığa çalışan personelin de yeterliliğini gösteren bir ameliyat. Onun için tebrik ediyorum arkadaşları.